başladı. Arkadaşlar herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle Kırım'ı konuşmayı, Kırım Türklerini konuşmayı planladık. Zaten bununla ilgili anons hem Twitter sayfamda hem Instagram sayfamda geçmiştim. Herkese merhabalar diyorum ve yayınımıza katılacak arkadaşlarımızı da beklemeyi biraz teklif ediyorum. Biraz bekleyelim katılan arkadaşlarımızı da. Şu an bizi 17 kişi izliyor. Daha başka arkadaşlarımız da katılır diye umuyorum ve bugün sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Neden? Yani Kırım ve Kırım'la ilgili konuları, Kırım ve Kırım'la ilgili soruları ele almaya planladım. Zira zaten hem Instagram sayfamdan hem Twitter sayfamdan çok fazla takipçiler işte biraz Kırım'a anlatır mısın? Kırım'da şu an durum nedir? Kırım Türklerinin Kırım'da durumu nedir diye, nüfus durumu nedir? Vaziyetiyle ilgili sorular soruyorlar. Ben de böyle bir canlı yayın yaparak Kırım Türkleriyle ilgili sizi ilgilendiren veya merak ettiğiniz konuları ele almayı ve cevaplamayı çalışacağım arkadaşlar. Yayınımıza başka arkadaşlarımızın da gelmesini beklerken şunu söylemek istiyorum. Benim YouTube kanalım çok daha genç diyebilirim. Daha 1,5 ay olmadı açmayalı. Şu an yaklaşık 3000 takipçim var YouTube kanalımda ve birkaç, yani ondan fazla video yayınladık galiba. Sizden gelen sorular üzerine içerikler hazırlamaya çalışıyoruz. Bizim arkadaşlarımızla, bizim zaten kendi küçük bir takımımız var. O takımla beraber içerikler hazırlıyor ve sizler için faydalı olduğunu umuyorum. Zaten sokak röportajları da daha fazla yapmayı planlıyoruz ve siz de bana sokak röportajlarında Ukrayna gençlerine ne sormamı istersiniz, yani bunları yazarsınız. Ben de o soruları sokaklara, Kiev sokaklarına çıkıp Ukrayna gençlerine seslendiririm. Bundan sonra canlı yayınımıza katarası içerik olarak ekleriz YouTube kanalıma. İşte arkadaşlara selam vermek istiyorum. Burada Cici Minikon diye bir arkadaşımız var. Zaten kendisini çok iyi tanıyorum. Bana çok destek veriyor. Çok teşekkür ederim. Güzel kankam yazmış. Prenses kankam, sağ olun. Burak Çezemimci, merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Enes Mirza Özkan merhaba diye yazıyor. Çok teşekkür ederim. Servet Çetin, çok şanssız bir zamanlama. Tam da Türkiye'de ortalık yangın yeri gibiyken geldi yayın, ama olsun, biz buradayız. Ya Servet Bey, gerçekten çok haklısınız. Çok teşekkür ederim. Ama ben bu gibi canlı yayınları ne olursa olsun sistematik olarak yapmaya çalışıyorum. Çünkü her cuma günü sistematik olarak bu yayınları yapmaya çalışacağım. Nerede durum ne olursa olsun, gündem nasıl olursa olsun, biz yine de bu gibi canlı yayınları yapmayı planlaştırıyoruz. Zaten gündem farklıysa bile, çok fazla insanın şimdi durumu başkaysa bile veya ortalık yangın yeri diye yazmışsınız, bir kişi bile izliyorsa, bu bir kişi için de canlı yayın yapmayı değer diye düşünüyorum. O yüzden yine de müsait olanlar yayınımıza katılabilir veya zaten sonradan YouTube kanalımda seyredebilirler bu yayını. Yani ortalık artık yangın olmayan zamanlarda, biraz durum daha iyileştiği zamanlarda da seyredebilirler. Hem benim için çok güzel bir imkan bu, sizle konuşabilmek için ve sorularınızı cevaplayabilmek için. Çünkü çok çoğu zaman aşırı çok sorular geliyor. Ben birçoğuna cevap vermeyi yetiştiremiyorum. Sonra unutuluyor ne yazık ki. Arkadaşlarımızın işte canı ağrıyor diyorlar Kırım Türkçesinde. Arkadaşlarımız üzülebilir işte, cevap vermedim falan diye. O yüzden cevap vereyim elimden geldiğince. Zaten seyretmek isteyenler sonradan izleyebilir. Ama genel olarak tabii ki haklısınız. Paşa, Ukrayna'nın Kırım'ı geri alabileceği inanıyor musunuz? Sorulara geleceğim. Başka arkadaşlarımız selamları da almak istiyorum. Enes Mirza Özkan, YouTube hesabının açılma tarihi zaten 1,5 ay önce açtım YouTube kanalımı. Gazi Can, selam, iyi yayınlar diyorlar. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Şu an bizi 34 kişi izliyor. Herkese selam olsun. Kırım Türkleri adından herkese selamlayayım ve sorularınıza geçmeyi planlıyorum. İşte şöyle bir soru gelmiş. Zaten onu okudum. Bir kez daha okuyayım. Ukrayna'nın Kırım'ı geri alabileceğine inanıyor musunuz? Şimdi arkadaşlar, 24 Şubat 2022 senesinden önce eğer ki bana bu soruyu sorsaydınız, ben muhtemelen çok şüphelendiğimi ve çok inanmadığımı, yani askeri yolla alabileceğine pek inanmadığımı söylerdim. Söylerdim ki işte Ukrayna Kırım'ı siyasi diplomatik yollarla işgalden kurtarmak için girişimlerde bulunuyor. Zaten bunun için biliyorsunuz 2021 senesi Kırım Platformu zirvesi yapılmıştı. Bu platforma çeşitli ülkelerden yaklaşık 44 ülkenin cumhurbaşkanları gelmiş ve Ukrayna'ya Kırım'ın işgalden kurtarılmasına destek vermişlerdi. Sonra bir deklarasyon, bir karar imzalanmıştı. Kırım'ın muhakkak işgalden kurtarılmasına lazım, gerek olduğuna dair. Ve Kırım'ı Ukrayna her zaman siyasi diplomatik yollarla işgalden kurtarma niyetlerini her zaman dillendirdi ve seslendirmiştir. Ama 24 Şubat 2022 senesi durumu tamamen değiştirdi ve burada çok enteresan bir paradoks var. Tabii ki savaş kötü. Tabii ki savaş bu bir dehşettir herkes için, insanlar için. Zira Rusya'nın başlattığı bu büyük çarp savaştan sonra binlerce, yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Milyonlarca Ukraynalı göçe zorlandı ve evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ukrayna'nın altyapısının çoğu tamamen Rusya'nın bombardımanları sonucu yıkıldı ve bir taraftan tabii ki savaş kötü bir şey, ama aynı zamanda da şöyle bir paradoks var ki bu savaş Kırım'ın işgalden kurtarılmasını yakınlaştırıyor. Bu Kırım'ın işgalden kurtarılması için bir şans olarak değerlendiriliyor Ukrayna'da. Ve eğer ki bu savaş ateşkesle yakınlanır veya bir müzakereler başlar ise ve Kırım'ın işgalden kurtarılmasından önce bir müzakereler başlar ise Kırım'ın işgalden kurtarılması yine uzun yıllara uzayabilir. O yüzden Ukrayna diyor ki bu savaş sonucu Kırım muhakkak işgalden kurtarılmalı ki artık savaş 2022 senesinden önce olduğu gibi böyle bir hibrit şekilde değil. Çünkü biliyorsunuz aslında genel savaş, bu savaş 2014 senesi Kırım'la başlamıştı. Kırım'ın işgaliyle başlamıştı. Ve eğer bu savaşın bitmesi gerek olduğunu söylüyorsak ve eğer ki bu savaş bir şekilde bitmesi gerekiyorsa Kırım'ın işgalden kurtarılması ile bitmeli. Ve geçenlerde Ukrayna Savunma Konseyi, İstihbarat ve Savunma Konseyi Başkanı Alexei Danilov çok enteresan bir açıklama yapmıştı. Dedi ki Kırım'ın işgalden kurtarılması stratejisini gözden geçirmemiz lazım. Öncelikleri gözden geçirmemiz lazım ki 2021 senesi Kırım'ın işgalden kurtarılma stratejisi kararı kabul edilmişti biliyorsunuz. Ve bu karara göre Kırım'ın işgalden kurtarılması gerek olduğu, sadece siyasi diplomatik yollarla kurtarılması gerek olduğu öngörünüyordu. Ama şimdi durum tamamen değişti. Rusya'nın büyükçarpı savaş başladığından sonra artık siyasi diplomatik yollar diye bir şey kalmadı ve Kırım'ın da işgalden gerek olursa askeri yollarla kurtarılabileceğini Ukrayna yönetimi, Ukrayna liderliği seslendiriyor. İmkanı var mı Ukrayna'nın? Tabii ki Ukrayna'ya gerekli silahlar geldiği takdirde Kırım'ın askeri yollarla işgalden kurtarılma ihtimali tabii ki mevcut ve Ukrayna zaten bu ihtimalleri de artık seslendiriyor. Yani en azından bunu artık seslendirmesi bile bu çok büyük bir şey. Çünkü bundan önce sadece siyasi diplomatik yol diyorlardı. Ve zaten Rusya'nın bu devasa ikinci ordusu MİF'i yıkıldıktan sonra herkes anladı ki yani Rusya'nın ordusu, Rusya'nın potansiyeli o kadar da gösterdiği gibi güçlü değilmiş. Yani stratejisi bugüne kadar bin defa değişti biliyorsunuz. O yüzden Herson bölgesinden püskürtüldüler, Çernigiv bölgesinden püskürtüldüler, Sumi bölgesinden püskürtüldüler, Kiev bölgesi, Donbas'ta bir yıldır harekat sürüyor, bir yıldır orada bir stratejik başarı elde edemiyorlar. Şimdi Bahmut yönünde çok şiddetli çatışmalar devam ediyor ama bir yıldır Bahmut'u bile alamıyorlar. Ve tabii ki bunları göz önünde tuttuğumuz zaman Kırım'ın işgalden kurtarılması artık bu sene pek de imkansız gibi görünmüyor. Şimdi burada kırmızı çizgiler hakkında da sorabilirsiniz tabii ki. İşte Putin nükleer kullanır mı falan, bence kullanmaz. Kırım Türklerimizin Türkiye'mizden beklentileri nedir? XX Hacker diye bir arkadaşımız sormuş. Tabii ki arkadaşlar, biz Kırım Türkleri olduğumuz için, bir Türk kanını taşıdığımız için, Türkiye bizim için çok yakın bir ülke, kardeş bir ülke ve Türkiye'mizden tabii ki desteğin özellikle Kırım Türklerine daha fazla olmasını isterdik. Tabii ki bu destek için minnettarız. Zaten her zaman Türkiye liderliği Ukrayna hakkında konuştuğu zaman Kırım'ı hiçbir zaman es geçmiyor ve Kırım Türklerini hiçbir zaman es geçmiyor ve desteklerini bu şekilde dillendiriyorlar. Bu bizim için çok önemli ama aynı zamanda da tabii ki daha fazla destek olmasını, Kırım Türklerinin işgal edilen Yarımada'da Rusya tarafından yapılan baskıları ele almasını, bunları dillendirmesini, Kırım'ın sesini daha da fazla duyurmasını isterdik. Ama aynı zamanda bu mecralarda da biz bunu yapıyoruz zaten. Gazeteciler olarak elimizden geldiğince, şahsen ben Kırım'ı anlatmaya çalışıyorum sizlere. Kırım'ın sesini duyurmaya çalışıyorum sizlere. O yüzden sizin desteğinize gerçekten çok ihtiyacım var. Zaten bu YouTube kanalını da biz bu yüzden açtık. Bir de şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu YouTube kanalı tabii ki benim adıma açılmış ama bana yardım eden gerçekten çok güzel, çok fedakar arkadaşlarım var. Hem Türkiye'den hem Ukrayna'dan. Onların yardımıyla da bu işleri tamamen bireysel bir şekilde yapıyoruz. Çok sağ olsunlar ve elimizden geldiğince sizlere Kırım'ın sesini zaten duyurmaya çalıştık. Bu büyük çarpı savaştan önce de Twitter hesabımdan yapmaya çalışıyordum. Şimdi YouTube kanalımda da yapmaya çalışıyorum. O yüzden ne kadar çok beğeni atarsanız, yorum yazarsanız, bu YouTube kanalımın başkalarına tavsiye ederseniz bu benim için çok önemli olacaktır. Böylece çeşitli mecralarda sesimiz duyulur. Çeşitli insanlar, bizi bilmeyen, bizim hakkımızda çok fazla şey duymayan insanların da bizi bilme, öğrenme, bir şey duyma imkanları olur. Bu yüzden arkadaşlar, etkileşim gerçekten çok önemli. Kanalıma abone olmayı, like koymayı ve yorumlar yazmayı unutmayın. Bu gerçekten benim için bu bizim aslında ele aldığımız işte, bu bizim gayemizde gerçekten çok önemli diye cevap verdim. Çok konuştum bence, özür dilerim. 5 Aralık 2014'te kanalı açmışsın. Evet, sadece sol kulaklığımdan geliyor. Evet, yani teknik sorunlar da olabilir. Çünkü yeni, ben zaten ikinci defa sadece YouTube kanalından canlı yayına çıkıyorum. O yüzden teknik sorunları çözmeye çalışıyoruz rejiyle, teknisyen arkadaşlarımızla ama İlk başlarda böyle sorunlar yaşayabiliriz arkadaşlar. O yüzden özür dilerim, en baştan söyleyeyim. Vatan Kırım'da özgürce dolaşacağımız günleri diliyoruz. Kolay gelsin Gülsüm Hanım. Çok, biz de bekliyoruz o günleri. Çok sağ olun. Allah razı olsun. İnşallah bir gün Kırım'a döneceğiz ve Kırım'dan zorla ayrılmak zorunda kalan, Rusya'nın baskıları sonucu Kırım'ı terk etmek zorunda kalan her kim vatanına, özüne döner ve yakınlarıyla birleşir. Mesela benim gerçekten en büyük hayalim bu, evime dönmek, Kırım'a dönmek, vatanıma dönmek. İşte bazıları diyor ya, işte sen Amerika ajanısın, ne bileyim NATO ajanısın falan. Arkadaşlar, benim yegane bir amacım var, o özgür vatanıma dönmek, vatanımın işgalden kurtarılmasını görmek ve ben gerçekten bunu görmek çok istiyorum. Evime, anneme, babama, akrabalarıma dönmek çok istiyorum. Oraya gidip vatanımın havasını içime çekmeyi çok istiyorum. Çünkü gerçekten 8 yıldır Yarımada'ya gitmiyorum ve çok özledim. Kırım Türklerinin bütün liderliği de zaten Rusya'nın yaptığı baskılar sonucu Kiev'de bulunuyor şu an veya başka yerlerde. Onlar da tabii ki Kırım'a dönme hayaliyle yaşıyorlar. Bir taraftan Rusya'nın bu yaptığı büyük çarpı savaş dehşet gerçekten ama diğer yandan da Kırım'a dönme ihtimalimizi yakınlaştırıyor. İstanbul'dan selamlar, merhaba. 46 kişi izliyor bizi şu an. Çok sağ olun arkadaşlar. Like koymayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayın. Desteğiniz benim için gerçekten çok önemli. Kırım Türklerine Türkiye'nin hangi yardımları var? Bu yardımlar yeterli mi? Tabii ki arkadaşlar, biz Kırım işgalden kurtarılmayınca, Kırım Türklerine yönelik Rusya'nın baskıları bitmeyince her türlü gelen yardım için minnettarız, ama bunlar olmayınca yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Ne yazık ki. Yani Kırım işgalden kurtarılmayınca bütün siyasi mahkumlarımız Rus hapishanelerinden çıkmayınca ve Kırım Türklerine yönelik baskılar bitmeyince her türlü destek yeterli olmayacaktır. Ama şimdi Türkiye'nin Kırım Türklerine yönelik yaptığı destekleri söyleyecek olursak, bir, tabii ki bu her zaman Kırım'ın işgalden kurtarılması gerek olduğunu dillendirmesi, Kırım Türklerine yapılan baskılarla ilgili her zaman Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar, Kırım Türkü vatandaşlarımız kanunsuzca mahkum edildikleri zaman hapishanelere yapıldığı eleştiriler bizim için gerçekten önemli. Bu üç. Sonra biliyorsunuz Rusya'nın Kırım işgalinden sonra hem Türkiye'ye hem de başka ülkelere ve özellikle Ukrayna'nın ana kıtasına birçok Kırım Türkü göç etmek zorunda kaldı. Bu yaklaşık 20 bin Kırım Türkü Kırım'ı terk etmek zorunda kaldı ve Ukrayna'nın ana kıtası bölgesinde yerleştiler çeşitli bölgelerde. Ve Türkiye ile Ukrayna'nın ve özellikle Kırım Türklerinin liderliğiyle bir proje vardı. Ukrayna'nın Herson bölgesinde, Lviv bölgesinde, Dnipro bölgesinde ve Kiev bölgesinde konutlar inşa etme bir projesi vardı. Büyük çaplı savaş başlamadan önce. Eğer ki bu büyük çaplı savaş başlamasaydı bu binalar artık kurulmaya ve işgal yüzünden Kırım'ı terk etmek zorunda kalan Kırım Türklerine verilmeye başlayacaktı. Ama savaş başladı ve ne yazık ki bu projeler şimdi hayata geçirilmeye ihtimali yok, imkanı yok ve ne yazık ki bu proje şu an gerçekleştirilemiyor. Aynı zamanda Kiev'de Türkiye ile beraber büyük cami kurma projesi de vardı. O da büyük çaplı savaş başlattıktan sonra Rusya ne yazık ki şimdi hayata geçirilemeyecek hale geldi. Bunun yanı sıra tabii ki her türlü mecralardan destek ve yardımlar Türkiye'mizden Kırım Türklerine var ve bunun için biz gerçekten kardeş Türkiye'mize minnettarız. Niyet hayır demek değil mi? Rusça da niyet ettim Putin'i, niyet ettim Putin'i dövmeye diye şaka yapıyor arkadaşımız. Net, evet, hayır demek. Samsun'dan selamlar, iyi ki varsın. Çok teşekkür ederim Zafer Bey. Samsun'a selamlar olsun. Siz de iyi ki varsınız. Çok sağ olun. Merhaba, merhaba diye yazıyor bir arkadaşımız. Гульсум, ви прелість. Дякую дуже, пане Олеже. Я сподіваюся, що ви мене зараз почули, тому що я дуже багато розмовляю турецькою мовою. Ukraynaca bir arkadaşımız selam vermiş. Ona Ukraynaca cevap vermeye çalıştım. Ailenizden haber alabiliyor musunuz? Sema Akyol sormuş. Tabii ki arkadaşlar, yani sonuçta biz 21. asırda 2022 senesinde yaşıyoruz ve telefonlar, Skype, ne bileyim, Telegram, WhatsApp, şaire her şeyi kullanabiliyoruz. Videolu konuşabiliyoruz ama annem her beni videoda gördüğünde, biliyor musunuz, her zaman ağlıyor. Yani kadına telefon açamıyorum bile, beni gördüğünde her zaman ağlamaya başlıyor. Kızım özledim, ne zaman geleceğim falan filan diye. Ben de özledim tabii ki ailemi. İnşallah yakında beraber oluruz. Yoksa her yıl onlar bana Kiev'e geliyordu beni ziyarete, ama bu sene savaş başladığı yüzünden artık Kırım'dan gelemiyorlar. Kendileri Kırım'da. Merhaba, hayırlı akşamlar. Güzde Gülsüm hanımefendi, başarılar dilerim. Besim Uğuz yazmış. Merhaba, çok teşekkür ederim, sağ olun. Ukrayna'nın günün birinde bağımsız özerk devlet olabilir mi? Ukrayna'yı mı kastediyorsunuz, Kırım'ı mı kastediyorsunuz? Zira Ukrayna çerçevesinde Kırım'ın özerk Kırım Tatar Türklerinin bir otonomisi olacağına ben şahsen inanıyorum ki Ukrayna yönetimi bunun için artık çok sayıda işler yapıyor. Tabii ki şunu belirtmek istiyorum. 2014 senesinden önce olan Ukrayna, 2014 senesinden sonra Ukrayna ile hiç alakası yok. 2014 senesinden önce Rusya güdümlü bir Ukrayna vardı. Şimdi ise demokrasiye yönelik hareketler yapan, uygar dünyayla birleşmeye çalışan bir Ukrayna var. Ve tabii ki uluslararası hukuka göre de bir ülkede tamır, yani asıl halk var ise onlar kendi akıbetini belirleme hakkına sahiptirler. İşte biz bundan yola çıkarak Ukrayna çerçevesinde özerkliğimizi talep ediyoruz. Böylece dinimizi, dilimizi, örf adetlerimizi, her şeyi koruma, kanuni seviyede koruma imkanımız olacaktır. Ukrayna artık asıl halklar kanununu kabul etti, kararını kabul etti. Bu kararda Kırım Türkleri Kırım'ın asıl halk olarak geçiyor. Çeşitli haklarının yerine getirilmesi lazım gerek olduğu belirtilmiş bu kararda. İşte bu karardan yola çıkarak Ukrayna Anayasası'nda değişmelerin yapılması ve Kırım'a Kırım Tatar Türklerinin özerkliği verilmesini talep ediyoruz. Ümit ediyorum ki Kırım işgalden kurtarıldıktan sonra bu yapılacak. Sizce Kırım'ın statüsü ne olmalı? Kırımsko-Tatarskaya nasyonalna teritorialna avtonomiya diyoruz biz buna. Kırım Tatar milli teritoriyel otonomi, yani özerk, Kırım Türklerinin özerk bir otonomisi hakkında söylüyoruz. Zelenski Soros'un adamı mı? Hep Avrasyacılar hep bunu söylüyor. Arkadaşlar aslında bu Soros konusu Ukrayna'da o kadar artık bayat ki. Yani bu Soros artık Ukrayna'da o kadar eski bir şey ki artık modern bir şey değil. Bilmiyorum, Türkiye'de hala modern olarak böyle tanımlanıyor ama Ukrayna'da Soros'muş neymiş artık bunu herkes unuttular. Yaklaşık bir 8 yıl önce Soros konusu vardı Ukrayna'da. İşte yok bu Sorosçu, yok bu Sorosçu falan filan diye artık Soros pek modern bir konu değil Ukrayna'da. Yani bir cumhurbaşkanı nasıl Sorosçu olur bilmiyorum. Şöyle bir şey var. Bir ülke başka bir ülke tarafından işgal ediliyor ve bu ülke ona yardıma ihtiyacı var. Şimdi bir başka ülkeler bu ülkeye yardım veriyor diye insan Sorosçu mu oluyor, ne bileyim NATO'cu mu oluyor, siyacı mı oluyor vesaire. Yani şöyle bir örnek vereyim. Düşün, bir kat 3 odalı bir daireniz var, tamam mı? 3 odalı bir daireniz var. Komşunuz geliyor, diyor ki bir odanız artık benim. Alıyorum diyor. İstersen kal, istersen defol git. Sen bir şey yapamıyorsun. Neden? Çünkü o komşun daha güçlü. Senin 3 odalı dairenin bir odasını aldı. O odada çocukların kaldı diyelim, akrabaların kaldı ve sen hiçbir şey yapamıyorsun. Diğer yandan başka komşun var ki sana yardım edeyim diyor. Çünkü senin gücün az. Sana yardım edeyim diyor, o odayı al diyor. Ne yani dersiniz ki yok yardım etme, orada benim akrabalarım var, o komşu tarafından baskı falan ediliyor, senin etkin altına düşmek istemiyorum, almayacağım mı diyeceksiniz. Yani bu durumda o odayı ve o odada bulunan akrabalarınızı, çocuklarınızı vesaire kurtarmak için yardım alıyorsunuz başka komşunuzdan. İşte burada sadece bu mantık var. Ukraynalılar bu mantıkla hareket ediyor zaten. Başkalarının güdümü altına veya etkisi altına düşme gibi böyle bir düşünceler bile yok. Zaten Ukrayna özgür bir ülke, demokratik bir ülke. Sadece başkaları tarafından yardımı alıyor ki kendi topraklarını işgalden kurtarabilsin ki bunlar neden yardım veriyorlar sorusuna gelecek olursak, çünkü onlar aslında Ukrayna'yı korumuyor. Batı aslında Ukrayna'yı korumuyor. Onlar kendilerini koruyor. Zira biliyorlar ki eğer bugün Ukrayna düşerse, eğer bugün otoriter, totaliter, diktatör bir devlet kazanırsa yarın hangi halkın, hangi devletin, hangi hükümetin onun namlunun ucunda olacağını kimse kestiremez. Ve onların kendisi bile bu namlunun ucunda olabileceği ihtimali var. O yüzden bugün onlar kendilerini koruyor. Ukrayna'da zaten diyor ki biz sadece kendimizi değil bütün Avrupa'yı koruyoruz. O yüzden bize silah vermek zorundasınız. Onların da zaten silah vermemekten başka yolu yok. İşte böyle mantık burada. Bu yayının videolarını ve fotolarını attım sana Instagram'dan. Çok teşekkür ederim, bakacağım. İyi akşamlar. Caral diye arkadaşımız yazıyor. Babam bir anasını anlattı. Cemil Kırımoğlu açlık grevi yaparken 35 kiloya düşmüş. Yardım toplamak için gece düzenlemişler ve 35 kuruşa bilet satmışlar. Gerçekten öyle. Zaten Mustafa Ağa yaklaşık 360 günden fazla açlık tuttu. Açlık grevi tutmuştu. Sırf Sovyet rejimine karşı ve adamın gerçekten tarihi ve yaptıkları muazzam ve tarihe girdi. Şu anda Kiev'i ziyaret etmemiz mümkün mü acaba? Tren ve karayoluyla giriş çıkışlar nasıl, bilgi verebilir misiniz? Evet, Servet Çetin Bey sormuş. Kiev'e giriş ve ziyaret kısıtlı değil arkadaşlar. Kiev'e girebilirsiniz normal bir şekilde, işte yanınızda vize, pasaport, her şey olması lazım. Bir sınırlamalar yok. Tabii bazen Kiev üzerinde roketler, Rusya'nın attığı İHA'lar, şahetler uçuyor falan. Korkmuyorsanız gelebilirsiniz. Bir kısıtlama, bir sınırlama yok. Ukrayna kanunlarına göre bundan önce nasıl sınırı geçiyorsanız öyle geçeceksiniz. Sadece hava alanıyla gelemezsiniz. Hava kapalı çünkü Ukrayna üzerinden. Karayoluyla, Polonya üzerinden trenle veya Moldova üzerinden Ukrayna'ya geçit gerçekleştirebilirsiniz. Burak Cezimci, Kırım'ın batı sahillerine 200 kilometre siper kazılmış. Sizce denizden çıkarma ne kadar mümkün? Gerçekten arkadaşlar, bugünlerde ben de bu haberleri görüyorum. Çok komik. Çelyabinsk'ten düşünün. Rusya'nın Çelyabinsk şehrinden, ki Çelyabinsk'ten Kırım'a yaklaşık 2000 kilometre yol var. Mühendisleri getirmiş Rusya. Sırf Kırım'ın yalılarını, Kırım kuzey bölgesini ve o sahilleri güçlendirmeleri için orada mahsus askeri tesisler falan kuruyorlar. Göründüğüne göre Rus işgalcileri Kırım'da ve Kırım işgalci yönetimi Kırım'a bir saldırı gerçekleşebileceğine ve Kırım'ı savunmaya hazırlanıyorlar ve hatta Kırım'ın kuzeyi ve Kırım'ın batı bölgelerinde 200 kilometre, çok doğru söylediğiniz 200 kilometre siber kazılması Ukrayna'nın bir çıkarma yapma ihtimali göz önünde tuttuklarını gösteriyor. Ama burada şöyle bir şey var. Kırım gerçekten çok fazla savaş gördü. Kırım gerçekten çok fazla işgal gördü ve Kırım'ın askeri yolla işgalden kurtarılması için birçok başka planlar var. Ve böyle planlardan bazıları dillendiriliyor. Bunlardan işte Ukrayna kıtadan uzun menzilli silahlarla Rusya'nın askeri bölgelerine, askeri hava üslerine, Rusya'nın bulunduğu birliklere uzak menzilli silahlarla saldırı gerçekleştirebilecek, işte veya Kırım Köprüsü'ne bir saldırı olacak ve böylece Rus askerleri Kırım'da bir izolasyonda bulacaklar. Deniz yoluyla kendileri yüzüp gidemeyecekleri için ve böyle lokal saldırılar yapılacağı için kendileri beyaz bayrağı kaldırabilirler gibi plan var. Kırım'ın askeri yolla işgalden kurtarılması ile ilgili aslında çok fazla planlar dillendiriliyor. Bunların hangisi olabilir bilmiyorum. Hiçbir şey söylemeyiz. Zira her gün her şey değişiyor. Bakacağız ama çok doğru. Kırım'ı savunmaya hazırlanıyor işgalciler. Çok özür dilerim. Kırım Türklerinin edebiyatı hakkında bilgi verebilir misiniz? Kırım Türk yazarlarından, edebiyatından kitap önerebilir misiniz? Teşekkür ederim. Şimdiden Gülsüm Hanım. Mert Doğan sormuş. Mert Bey, bana bu soruyu da Instagram'dan yazarsanız veya Twitter'dan yazarsanız ben size okunması gerek olan listeleri gönderirim tabii ki. Ama Kırım Türklerinin edebiyatı gerçekten çok zengin arkadaşlar. Zaten Kırım Hanlığı döneminde Kırım Hanlık edebiyatı var. Daha çok Osmanlı diline benziyor. Bizim Kırım Hanlarımız, her Kırım Hanı hani Osmanlı sultanları olduğu gibi şiirler yazarmış. Bu onların böyle daha entelektüel olduklarını gösteren bir faktördü her zaman tarih boyunca. O yüzden Kırım Hanlığı'nın ayrı bir edebiyatı var. Her hallar bir şiirler, bir şeyler yazmış ve efsaneler yazmış. Sonra ondan sonra tabii ki Pan-Türkizm diyoruz. İsmail Gaspıralı döneminde çok meşhur Kırım Tatar yazarları, İsmail Gaspıralı'nın öğrencileri vardı işte. Hasan Sabri Ayvazı, ondan sonra Noman Çelibici Han, Kırım Türklerinin marşını yazan Kırım Türkü şair, aynı zamanda Kırım Türklerinin ilk meclisini toplayan Kırım Türklerinin lideridir kendisi. Cefer Seidemey, Bekir Çobanzade, onu çok iyi bilmeniz lazım. Azerbaycan'da mesela kendisi çok meşhurdur. Azerbaycan alfabesini kuran insanlardan biridir. Kendisi komünistler tarafından 1937 senesi Azerbaycan'da yakalanmış ve çok ciddi ve şiddetli işkencelere maruz kalmış ve Bolşevikler tarafından öldürülmüştü kendisi. İşte 1937 senesine kadar gerçekten çok sayıda Kırım Türkleri şairleri var. Hüseyin Şamil Toktarğazı, Şamil Alâeddin vesaire. Bunlar gerçekten Kırım Türklerinin en parlak şairlerinden biriydi. Düşünün, 1937 senesi Sovyetler bu Kırım Türklerinin en parlak yüzlerini topladı ve bir gün içinde hepsini katletti. 1930 senesi. 37 senesi pardon. Hepsini katletti. Neden? Kırım Türklerinin aklını, entelektüel kısmını yok etmek için. Zaten bunu sadece Kırım'la değil, hem Azerbaycan'da hem Güney Kafkasya ve birçok yerlerde yapmıştı. Yani bu Sovyetlerin böyle yaptığı pratiğidir. Bir milletin aklını öldürmek istiyorlar. Bir milletin en parlak yüzlerini öldürmek istemişlerdi. Nitekim 1937 senesinden sonra bunları yapan Rusya, 44 senesi Kırım Türklerini tamamen Kırım Türkler sis politikasını izleyerek sürgün etmişti. Yani bizim ne yazık ki böyle ayağa kalkmak 1944 senesinden sonra çok fazla zamanımız olmamıştı. Çünkü sürgünden sonra Orta Asya'ya sürüldük. Oradan eve, vatana dönme hareketi başlamıştı. Bu hareket işte tabii ki bizlere tahsil alma, eğitim alma fırsatlarından mahrum etti çoğunu diye söyleyebilirim. Zaten imkan da vermemişti Sovyet Birliği bizim gençlerimize 70. yıllara eğitim almayı, üniversitelere girmeyi. Sadece kısıtlı bir eğitim alabilme üniversiteler ve fakülteler vardı. Ve Kırım Türklerinin çoğu eğitim alamamıştı Sovyetler devamında. Sonra Kırım'a dönme vesaire, yani bizim 1944 senesinden sonra ayağa kalkma ve aklımızı toplama, daha fazla parlak isimleri, yüzleri meydana çıkarma gibi çok fazla imkanımız yoktu. Ne yazık ki bizi öldürdükleri için. İşte 2014 senesine kadar şimdi ayağa kalkıyorduk. Artık haklarımızı talep etme imkanlarımız peyda olmuştu. Artık evlerimizi kurmuştuk vesaire. Hayatımızı normalleştiriyorduk. Yine İşgal geldi ve yine öldürülmeye çalışıyoruz. Yani arkadaşlar, ve bunlara rağmen hayatta kalmamız, bunlara rağmen en az bir şekilde dinimizi, dilimizi, örf adetlerimizi korumamız bile gerçekten bir mucize. Bu şekilde. Ses gayet güzel, sağ ol, sorun yok, teşekkür ederim. Bodrum'dan hürmetler. İstanbul'dan iyi akşamlar, iyi akşamlar Ali Paşaoğlu. Kırım'da camilerde ezan okunuyor mu? 5 vakit namaz kılınıyor mu? Rusya bildiğim kadarıyla diğer Müslüman bölgelerde ibadet ve din konularına pek karışmıyor. Yani bununla ilgili tabii ki bazı sorunlar var ama camiler Kırım'da biliyorsunuz çok fazla var, müftüler vesaire, ama Rusya'nın işgalci yönetimi Kırım'ın işte sözde müftü olarak kendi insanını koydu, yani satın aldı onu ve o tabii ki de Rusya'nın siyasetini dayatıyor çeşitli müftülere ve ne yazık ki böyle bir durum mevcut. Ama tabii ki camilerde namaz kılınıyor, ama Rusya bunu yakından takip ediyor. Ya gerçekten arkadaşlar çok fazla sorular geldi. Ben bunların hepsini okumaya yetiştiremiyorum. 1 saat diye planlamıştım canlı yayını. Ama inşallah yetiştiririm. Çünkü sizleri de üzmek istemiyorum. Katıldığınız yayınıma çok sağ olun. Dinliyorsunuz beni. Beni dinlemek aslında çok kolay değil. Çok sağ olun. Dayanmanız gerçekten çok önemli. NATO ile müttefik olma gündemde var mı? Yani şimdilik yok. Ahmet Nakizade sormuş. Şimdilik yok çünkü Ukrayna savaştayken NATO ile bir ittifak imkanı yok. Rusya İstanbul'da tutuklattırmış seni. İstanbul'da Eylül ya da Ekim ayında. Evet, öyle bir ne yazık ki yanlış anlaşılma yaşadım ama çok şükür şimdi durum iyileşti diye düşünüyorum. Sizi Instagram'dan ve buradan sürekli takip ediyorum. Kastamonu'dan selamlar Enes Gider. Merhaba Enes Bey, çok teşekkür ederim. Benden de Kastamonu'ya selamlar olsun. Mübariz Karayev, tesadüfe bak daha şimdi haber geldi. Kırım Yevpatorya sahilinde savunma hattı oluşturuluyor diye. Evet, zaten onlar Kırım'ı korumaya hazırlıyorlar. Çünkü biliyorlar ki artık Kırım dokunulmaz değil. Allah yardımcınız olsun Şema Akyol, çok sağ olun. Murat Kurt, selamlar kardeşim Gülsüm, çok güzelsin. Bunun sırrı ne? Bir şey değil, annemle babam sağ olsun, ne diyeyim. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorum arkadaşlar. Bu benim şöyle bir prensibim var. Ben Türkiye'nin iç siyasetine imkan oldukça karışmamaya çalışıyorum. Çünkü bu ülkenin vatandaşı değilim. Eğer ki bir gün Türkiye vatandaşı olursam o zaman fikrimi söyleyebilirim ama fikrim var. Var. Türkiye'deki Kırım Tatar kökenlilere diaspora kimliği verilmeye devam ediliyor mu? Benim bildiğim kadar, Oğuzhan Yatmazer sormuş, benim bildiğim kadar evet var. Çünkü zaten çeşitli bölgelerde Kırım diasporunun merkezleri var. Oraya işte müracaat ediliyor ve böyle kimlik alınabiliyor. Murat Kurt, Ukrayna'da futbol devam ediyor mu Gülsüm? Ya abi ne futbolu? Zaten durum çok zor ama yine de çeşitli uluslararası meydanlarda bir yarışlar olduğu zaman Ukrayna işte katılıyor. O mecrayı işte burada olan bitenleri anlatmak için her taraftan kullanıyor tabii ki. Kırım Tatar halkı yeniden Ukrayna ile birleşmek istiyor mu? Kırım Tatar halkı zaten Ukrayna'dan ayrılmamıştı arkadaşlar. Kopardılar. Rusya işgal etti Kırım'ı ve Kırım Türkleri 2014 senesi Kırım'ın işgaline karşı çıkan yegane güçtüler Kırım'da. Ve zaten bu yüzden 9 yıldır Rusya'nın siyasetini ve dayatmalarını kabul etmedikleri için Rusya tarafından baskılara maruz kalıyorlar. Ama buna rağmen yine de pozisyonlarından vazgeçmiyor Kırım Türkleri bütün baskılara rağmen. Ve tabii ki Kırım Türklerinin temenni bu uluslararası hukuk tarafından belirlenmiş sınırlara geri dönmek. Sergey Lavrov'un Azerbaycan'a gelmesi Ukrayna halkının fikirlerini bize karşı değişir mi? Hayır arkadaşlar, bu alakası yok. Benim anladığıma göre Azerbaycan'dan geliyor bu soru. Çünkü Ukrayna halkı, rejim ve halk ne olduğunu anlıyor. Bunların farklı bir şekilde yaşayabileceğini anlıyor. İşte devlet düzeyinde yapılan görüşmeler vesaire, bu bütün her ülke kendi ve her devlet tabii ki kendi milli çıkarlarını düşünüyor. Burada Azerbaycan halkına karşı bir fikirlerimizin değişmesi söz konusu falan değil. Biz özgür ruhlu Azerbaycan kardeşlerimizin bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Hem Kırım Türklerinin ilk başta kardeş ülkenin yanında olduğunu biliyoruz. Zaten Karabağ Savaşı, 44 günlük Karabağ Savaşı sürecinde biz de her zaman Azerbaycan'ın yanında olduk. Ben mesela canlı yayında her gün 3 saat Azerbaycan'ı konuşuyor ve ele alıyorduk. Kardeşlerimizle başarılara sevindik. Kardeşlerimizle beraber ağladık ve rejim ve halk farklı şeyler. Biz bunu anlıyoruz ve devlet düzeyinde hangi görüşmeler olursa olsun halkın kimin tarafında, özgür ruhlu halkın kimin tarafında olduğu belli. Bu yüzden fikirlerinin değiştirilmesi söz konusu değil. Tebriz, Baku, Ankara, Kerkük, Kırım, Kıbrıs selamlar. Aleyküm selam. Zaten öyle kendi düşünüyorlar. Ukrayna umurlarında değil. Bu galiba bir yorumdu. Arkadaşlar ben de Kiev'de yaşıyorum ve 8 yıldır buradayım. Putin diyor ya bazen Nazi falan diye. Valla ben 8 yıldır burada bir ırkçı görmedim. Nazi görmedim. Ferhat Uğur. Hiç kimse bana şu zamana kadar nereden geldin, nereden buraya geldin veya kimse sana ülkene dön demez. Hala buradayım. Kiev'de yaşıyorum ve bu halkın gösterdiği çabaya saygı duyuyorum. Başka bir ülkeden cephane alması olması da doğal. Ferhat Bey yazmış. Gerçekten ben de Kırım Türk'üm mesela. Irkım farklı. Türk'üm Allah'a çok şükür. Dinim farklı, dilim farklı. 27 senedir Ukrayna'da yaşıyorum. Bugüne kadar hiç kimse bana bir şey, ırkçılık bana yönelik olmamıştı. Yani bu Nazi falan tamamen bir dayatma ve tamamen kendi yaptığı katliamlara bir meşruiyet kazandırma istekleri Rusya'nın. Rus FSB onlara karşı faaliyetinden %100 haberdar. Peki bu durumdan nasıl etkileniyor? Ben şahsen Ukrayna'ya gelip sonra Kırım'a dönebileceğini şaşırdım. Ben Kırım'a gidemiyorum şu an malum olduğu üzere, çünkü Rusya tarafından ciddi baskıya maruz kalabilirim. Hayatım için çok ciddi riskler var. Ne yazık ki Kırım'a gidemiyorum şu an, ama inşallah Kırım işgalden kurtarıldıktan sonra bu sadece benimle alakalı değil. Kırım'ı terk etmek zorunda kalan birçok vatandaşlarımız var. Bütün Kırım Türklerinin liderliği Kiev'de bulunuyor şu an ve ümit ediyorum biz hepimiz evimize döneriz. Türkiye'de bu Soros gibi maşalara inananın çok insan var. Maalesef burada bu tür dış güç lafları çok prim yapıyor. Aslında bu konspirolojik teoriler arkadaşlar gerçekten birçok insanın ilgisini çekebilir, ama bazen konspirolojiden biraz çekilmek lazım. Bazı şeylere direkt bakmak lazım. Aslında bu biliyor musunuz propagandanın en meşhur tekniklerinden biri. Filozoflar bizlere apaçık görünen şeyleri bile sorgulamayı öğretir. Propagandacılara aksine sorgulamayı gerektiren şeyleri apaçıkmış gibi göstermeye çalışır. İşte bu propagandanın tekniğine konspiroloji de eklenince ne yazık ki birçok insanlar maruz kalabiliyor. İsmail Gaspıralı var. Evet, söyledim zaten. Dilde işte fikirde birlik diyen İsmail Gaspıralı'dan başlayabilirsin. Başladım tabii ki. İsmail Gaspıralı Kırım Türklerinin çok meşhur şairlerinden, çok meşhur bilim adamlarından biridir. Zaten Tercüman adlı gazetenin kurucularındandır kendisi. Bu gazete gerçekten bütün dünyayı kapsamıştı. Türk dilinde, 3 dilde çıkıyordu bu gazete. Çok meşhurdu. Zaten Türkiye'de Türkçe'ye çevirisi var zaten. Ben bu gazetenin tüm nüshalarını Türkiye'den hediye olarak bir arkadaşım vermişti. Kırım Tatar tutsaklara neler oluyor ve Rusya onları geri salıveriyor mu? Mir Mahmut Naşimzade, özür dilerim isminizi doğru seslendirmeyi. Şimdi Kırım Türklerinin tutsakları hapishanelerde, yaklaşık 200 kişiye yakın Kırım Türk'ü mahkum var. Onlara Rusya davalar, cinayi davalar açıyor, hapse atıyor ve 17-18 sene hapishaneye çarptırıyor. Hiçbir suçu olmadan. Örnek olarak Nariman Celal, Kırım Tatar Milli Meclis Başkanımızın birinci yardımcısı, 17 yıl hapis cezası verildi. Ona karşı cinayi dava açıldı. Bu davanın hiçbir haklı delilleri, ispatları, hiçbir şeyi yok. Onun suçunu ispatlayabilecek hiçbir delil, hiçbir şey yok. Ama sırf doğruları olduğu gibi aktardığı, her zaman Kırım Türklerinin vaziyetini seslendirdiği ve hatta Kırım platformuna katıldığı için hemen sonra Rusya tarafından tutuldu ve 17 yıl hapishaneye çarptırıldı. Ve Nariman Celal gibi çok sayıda Kırım Türk'ü kardeşlerimiz var. Bugüne kadar ne yazık ki sadece 3 Kırım Türk'ünü Rusya salıverdi. Bu Ahtem Çigoz, İlmi Ömerov, Türkiye'nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle kurtarılmışlardı hapishaneden. Üçüncüsü ise bu Edem Bikirov, 9. Eylül'de 2021 senesi savaştan önce Zelenski'nin girişimi ile kurtarılmıştı Edem Bikirov'un kendisi. Çok hastaydı, çok sakattı. Sadece 3 kişiye salıverdiler. Mahsus Kırım Türklerini salmıyorlar. Ne yazık ki. O kadar güzel ifade ediyorsunuz ki her durumu. Türkçe'yi konuşma tarzınız mükemmel. Kesinlikle sizin her sesinizi duyunca içimiz mutluluktan uçuyor. Ciddiyim, sabaha kadar dinleyebilirim sizi saygılarımla. Ya çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gülsüm, biliyorsun Çar Rusyası devrinden bu yana Türklük aydınlanmasının merkezi Kırım ve Kafkasya oldu. Aynen. Bunun zaten aydınlanma merkezi İsmail Gaspıralı'dan da çıkmıştı. Peki Kırım'da hala ruh diri olmuşken Azerbaycan'da tutunamaz sebebi ne? Azerbaycan dezavantajı ne? Mübariz Karayev sormuş. Aslında çok kolay bir soru değil. Benim bu soruya kendi cevabım var. Çünkü biliyorsunuz Rusya tarih boyunca Türkleri öldürmüş. Mahsus Türk devletlerinde ve Türkler yaşayan bölgelerde her daim böyle açık bir yara olması için çeşitli provokasyonlar yapmıştır. Ve Karabağ'da zaten bu yüzden Rusya tarafından Dağlık Karabağ Ermenileri destekledikten sonra, tabi sadece küçük bir Ermeni çetesi yapmadı ki bu işleri. Hocalı katliamını sadece küçük bir Ermeni çetesi yapmadı ki bu işleri. Bunların tamamı Rusya'nın desteğiyle olmuştu. Ve Rusya çeşitli bölgelerde Türk devletlerini, Türkleri zayıflaştırmak için çeşitli provokasyonlara başka milletleri de dahil ederek bu ülkeleri, bizleri zayıflatmak istemişti. Zayıflatmaya da çalışıyor ve tabii ekonomik olarak kendi güdümü altında tutmaya çalışıyor. Bazı rejimler ne yazık ki bu güdüm altında kalmaya devam ediyorlar. Ümit ediyorum ki bunlar bir gün bitecek. Ve aslında bu konuyu, Azerbaycan konusunu vesaire, ben arkadaşım gazeteci Ceyhun Bey Aşırov'la da canlı yayın yaparak bir sonraki yayınımızda konu ele almayı ve konuşmayı planlıyoruz. Zaten kendisi bu konularda benden daha uzman diyebilirim. Selamlar. Kafkasya üzerinden Kırım ve Ukrayna tarafına yansıyan rahatsızlıklar var mıdır? Çok özet olarak bilgi verebilir misiniz? Kafkasya üzerinden Kırım ve Ukrayna tarafına yansıyan rahatsızlıklar var mıdır? Pek Şamil Yılmaz sormuş. Pek anlayamadım bu konuyu. Yani ne gibi rahatsızlıklar hakkında söylüyorsunuz? Biraz açarsınız, ben de cevap verebilirim. Selamlar. Sizi Nazgül ve Gönül Şamil kızının Kazakistan olaylarından beri takip ediyorum. Çok şey öğrendik sizlerden. Sorum, Kırım Türkleri sizce Gagavuz'a gibi bir gün özelliğini ilan eder mi? Zaten bu konuya, bu soruya birkaç defa cevap vermiştim. İnşallah bunun için çalışmalar sürüyor. Ukrayna çerçevesinde Kırım Tatar Türklerinin özelliği yönelişinde. Zaten bu bizim taleplerimiz. 2014 senesi işgalden önce biz bunu talep ediyorduk zaten. Ama Ukrayna yönetimi Rus güdümü altında olduğu için ne yazık ki sesimiz çok fazla duyulmamıştı. Ama şimdi durum tamamen değişti ve belki de Kırım Türklerini zamanında özellik verselerdi Kırım işgali bile gerçekleşmezdi. Ama Ukrayna hükümetinin bunu anlaması için ne yazık ki Kırım'ın işgal edilmesi gerekti. Ve şimdi tabii ki Rusya güdümü diye bir şey Ukrayna'da kalmadı. Yok ediliyor. Böyle bir şey yok. Zaten Ukrayna halkı bunu asla kabul etmez. Ve ümit ediyorum ki artık 2014 senesinden önce olan Ukrayna şimdiki Ukrayna değil ve bize özelliğimiz verilir. Zaten bunun için bütün çalışmalarda devam ediyorum. Fatih Türkay, merhaba, biraz geç kaldım, iyi yayınlar ablacığım. Çok teşekkür ederim. Yok, geç kalmadınız, zaten sonradan seyredebilirsiniz. Selamla bunu seslendirmiştim. Zelenski Azerbaycan'a gelirse halk onu çok güzel karşılayacak. Enteresan bir yorum. Bilmiyorum aslında, hiç düşünmemiştim Zelenski Azerbaycan'a gelebilir mi, gelemez mi diye. Bilmem. Belki de gider. Zelenski'den her şey beklenilir aslında. Kırım'da yaşayan Türklerin sayısı ne kadar, dışarıda ne kadar? Mustafa Çalışkan sormuş. Kırım'da, Kırım işgal edilmeden önce Kırım'ın nüfusu yaklaşık 350-400 bindi. Şimdi daha fazla olabilir. Belki de daha az olabilir, çünkü bilmiyoruz. Kırım işgal edildikten sonra ne yazık ki nüfus sayımı yapılmıyor, imkan verilmiyor Rusya tarafından. Rusya'nın yaptığı nüfus sayımlarına da Kırım Kırım Türklerinin çoğu katılmıyor, istemiyorlar, reddediyorlar katılmaya. O yüzden somut ve net bilgilerimiz bununla alakalı yok. Ama işgalden önce yaklaşık 350-400 bindi. Yani böyle düşünebiliriz. Şimdi Ukrayna ana kıtasında yaklaşık 20 bin Kırım Türk'ü var. Bunların çoğu Kırım'ı işgal edildikten sonra Ukrayna'nın ana kıtasına göç etmek zorunda kaldı. Dünya boyunca ise yaklaşık 6-7 milyon Kırım Türk'ü var. Bunlardan çoğu Kırım'ın ilk ilhakı 1783 senesinden sonra göç etmek zorunda kaldılar. Bunların çoğunluğu tabii ki Türkiye'mizde bulunuyor. Yaklaşık 5 milyona yakın diasporamız var. Türkiye'de onların çoğu söylediğim gibi 1700-1800 senelerinden sonra göç etti. Romanya'da var, Bulgaristan'da var, Letonya, Latviya'da var ve yanlışmıyorsam birkaç yüz kişi Amerika'da var. Kanada'da var. İşte Kanada'da Kırım Türkleri var orada. Hatta diasporumuz mevcut. Varlığınız, samimi cevaplar için teşekkürler. İyi akşamlar. Başarılarınızın devamını dilerim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sayın Halilova, bu savaş nasıl son bulur? İlla bir kazanan mı olmalı peki? Bu savaşın nasıl biteceğine dair soruya hiç kimse somut bir cevap veremez. Burada size açık söylüyorum. Yeni bir şey uydurmak istemiyorum. Zaten doğru da değil. Ama bu savaş Ukrayna yönetiminin ve Ukrayna liderliğinin söylediğine göre Ukrayna'nın zaferiyle bitmeli. Eğer ki bitmez ise, eğer ki mesela şimdiki statüs korunur ve bir ateşkes ilan edilirse, bir süre sonra Rusya kendi güçlerini topladıktan sonra yine saldıracak. Yine büyük çarpıcı savaş başlayacak. Ama bu defa Ukrayna dayanabilir mi? Bilmiyorum. Bunun cevabını hiç kimse veremez. O yüzden Ukrayna için önemli olan 1991 sınırlarına çıkmak ve Kırım'ı, Donbas'ı dahil olmak üzere işgalden kurtarmaktır. Bu olmaz ise bu savaş daha uzun yıllara uzayabilir. Ve hiçbir toprak üzerinden Ukrayna asla hiçbir şekilde bir alışveriş yapmayacaktır. Ateşkes sağlanmalı, barış sağlanmalı falan diyor herkes. Tabii ki bu çok önemli. Barış çok önemli ama barış sözünü o kadar bozdular ki, o kadar kirlettiler ki artık barışın ne olup olduğunu kimse bile anlamıyor. Rusya diyor ki barış yapalım ama Rusya'nın anlamında barış ne anlatayım? Rusya'nın anlamında barış Donbas'ı bize verin, Herson bölgesini bize verin, Zaporijye bölgesini bize verin, Donbas'a dokunmayın, Kırım'a dokunmayın, barış olur. İşte onlar buna barış diyorlar. Ukrayna'nın %20 topraklarını biz aldık, bize verin barışı sağlayalım diyorlar. Yani böyle barış olur mu? Ukrayna'nın anlamında barış ne? Rusya'nın tamamen 1991 sınırlarına geri çekilmesi, Ukrayna halkından özür dilemesi, kapitülasyon belgesini imzalaması, Ukrayna'ya tazminatlar ödemesi. Yani 1944 senesinden 45 senesinden sonra Hitler'in savaşı kaybettiği ve Hitler Almanya'sının 2. Dünya Savaşı'ndan sonra zarar verdiği ülkelere 10 yıllarca ödediği tazminatlar ödenmesi. Ben yanlış bilmiyorsam Almanya sadece 2012 senesi tazminatları ödemeyi bitirdi. İşte Rusya'da bu şekilde Ukrayna halkına yaptığı ve çektirdiği zulümlerden dolayı, Ukrayna'nın altyapısını yok ettiğinden dolayı 10 yıllarca tazminat ödemesi gerek olacak. Ve Rusya ve Ukrayna arasında bir barış sağlanması, Rusya-Ukrayna arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması yakın zamanda olmayacak. Rusya bu Ukrayna zaferi kazanırsa, Rusya bu tazminatları her şeyi öderse bile yine de Ukrayna ile Rusya arasında diplomatik müzakerelerin, diplomatik ilişkilerin ve dost ilişkilerin kurulması için çok zaman gerek olacak. O yüzden bu diyorum ki bu barış sözünü çok kirlettiler. Artık barışın ne olup ne olduğunu pek kimse bilmiyor. Ama şunu biliyor Ukrayna, bu savaş sonucu 1991 sınırlarına çıkmalı. Eğer ki çıkmaz ise, eğer ki bir noktada anlaşmalar olursa, ateşkes sağlanma vesaire, Rusya gücünü toplayarak yine saldıracak. Ve Ukrayna'nın tamamen işgal edilmesi için hareketlerine devam edecek. Çünkü emperyalistik hırslar her şeyin önüne geçiyor. Rusya'nın emperyalistik rejiminin değişmesi, Rusya'nın rejiminin değişmesi lazım. Rusya'nın demokratik bir, biz de tabii ki Rusya'nın demokratik bir ülke olmasını isterdik. İnsanların haklarını, hukuklarını, özgürlüklerini koruyan bir ülke olmasını isterdik. Ama ne yazık ki bugün bir emperyalistik akılla karşı karşıyayız. İşte Rusya demokratikleşmeli. Rusya dünyayı nükleer silahla korkutmamalı. Uygar dünya dünyanın bir kısmı olmalı ve başka bir ülkelere tehdit oluşturmamalı. İşte o zaman barış sağlanabilir. Ya benim şahsi fikrim bu. Kırım'daki Tatar popülasyonu ne kadar? Dediğim gibi yaklaşık 300-400 bin arkadaşlar. Gülsüm burada aileden bahsediyorum. Rus FSB'si onlara karşı faaliyetinden %100 haberdar. Peki bu durumdan nasıl etkileniyor? Ben şahsen Ukrayna'ya gelip sonra Kırım'a dönebileceğini şaşırdım. Kırım'dan her kim büyük çaplı savaş başlamadan önce Ukrayna'ya gelebiliyordu normal bir şekilde. Çongar, Armyansk ve neydi bunun adı? Çaplinka sınır hatlarından normal bir şekilde Kırım'dan Ukrayna ana kıtasına her gün insanlar geçebiliyordu büyükçaplı savaş başlamadan önce. Bununla ilgili hiçbir sorun yoktu hiç kimse için. Çoğu Kırım Türkleri Kiev'e gelip sonra Kırım'a dönebiliyordu. Sadece işte Ruslardan, Rus sınırcılarından geçmeleri, gümrükçülerinden sonra Ukrayna gümrükçülerinden geçmek zorundalardı. İşte bir ülkeden başka ülkeye geçiş yapıyormuşsun gibi. Tabii ki Ukrayna kanunlarına göre böyle bir geçit yok ama Rusya oraya kendi sınırlarını koyduğu için ne yazık ki Rus gümrükçülerinden de geçmek zorunda kalıyordun. Yani dış pasaportla bu şekilde Kırım'dan Ukrayna'ya, Ukrayna'dan Kırım'a çok fazla insan günde geçebiliyordu. Tabii şimdi savaş başladı ve böyle imkan ne yazık ki yok. Bunun için hiçbir sorun hiçbir zaman yoktu arkadaşlar. Yayında küçük bir grubuz. Evet, 42 kişi izliyor. Çok sağ olun arkadaşlar. Yaklaşık 2 dakika kaldı yayınımıza. Çünkü bundan sonra daha bir yayınım var. Ama ümit ediyorum ki çoğu sorularınıza cevap verebilmişimdir arkadaşlar. Zaten artık yayını bitirmek zorundayım. Yaklaşık 2 dakika kalıyor. Çok sağ olun beni izlediğiniz, bana soruları sorduğunuz için. Artık arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben her cuma günü bu gibi canlı yayınları yapmayı planlıyorum. Her cuma günü yaklaşık Türkiye saatiyle saat 20 ve 21'de bu gibi canlı yayınları yapacağız. Bu gibi canlı yayınlarında sadece ben yalnız değil, sadece bugün yalnızım ama bir sonraki canlı yayınlarda hem gazeteci arkadaşlarımızla, hem siyasilerle, hem Türkiye'den siyasilerle, hem Ukrayna'dan siyasilerle sizler için son durumu aktarmaya çalışacağız ve sizin sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Hem benim Twitter hesabımdan hem de Instagram hesabımdan merak ettiğiniz konuları yazın. Ben bu konulara cevap vermeye çalışacağım. Herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah sizden gelen soruların hepsini cevaplayabilmişimdir. Cevaplamaya yetiştiremeyen arkadaşlarımdan çok özür diliyorum. İnşallah bir sonraki yayınlarımızda onlara cevap vermeye çalışırım. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.